Evet sevgili izleyenler, ilk kez 1998 yılında geldiğim Akçeniş köyünde bu inanç kültürün içerisinde hem şiirleriyle, sevilmesiyle, muhabbetiyle cemler de yürüten güzel bir simamızla, büyüğümüzle bir aradayız. İbrahim Çetin. Evet. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet, Akçeniş Köyü, yani bizim tahtacı Türkmenlerin yaşamış olduğu Abdal Musa'nın en yanındaki köy ama tahtacı kültürü, tahtacı gelenekleri, tahtacı inancı okuduğumuz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla Çanakkale'den Mersin'e kadar, yani bütün Adana'ya sahil kadar, boyunca Adana'ya kadar uzanan çizgide yüz binlerce insanın hem yaşamı hem inancı. Peki siz şöyle bir yaşam öykünüzü anlatsanız, kaç yaşındayız, burada mı doğduk, köyümüz, gençliğimiz, çocukluğumuz hangi ortamlarda geçti, biraz sohbet edelim. Şimdi doğma büyüme buralıyım. Evet. Bu kültürün içinde çalıştık, çabaladık. Biraz kültür, yani kültürümüzden biraz güzel bir şeyler elde ettik. Kendimizi yani Aleviyim diyecek kadar, Aleviyim diyecek kadar bu kültürün biraz yani şeyi uzmanı olduk gibi yani. Birazcık yani. Çok değil, birazcık. Ama ben hiçbir zaman içinde kültürümden vazgeçmedim. Yani bu kültürü sevdim. Bak, kültürümüzü çok sevdim. Seviyorum da, hala seviyorum. Bu kültürün aşkı içimden gitmiyor benim. Bu aşk benim içimde. Toprağa kadar bu bende yaşayacak. Ama istiyor, gönül istiyor bak. Güzel bir şeyler olsun. Şu kültürümüzü yaşatalım. Şu kültürümüze sahip çıkalım. Yani istiyor, gönül istiyor bunu. Ama hiçbir zaman için şu pandemi bizi biraz yani sarstı. Pandemi olayı bizi biraz sarstı. Birbirimizden azıcık biraz uzaklaştırdı. Cem'den uzaklaştırdı. Ama biz bunun için yani bunun şeyini biz bunu tekrar gene kültürümüzün içinde toplanıp birleşip bu kültürü yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz yani. Evet. Evet, zor dönemler oluyor. Bu konular önemli ama biz şöyle biraz daha geçmişe gidelim. Geçmişe yani gidelim. Siz bu aşka düşmüşsünüz kuvvetli bir şekilde. İlk nasıl anladınız, nasıl tanıştınız babanızdan, annenizden bu yol, erkan, alevilik, yani tahtacı kültürü? Köyünüzde bunu nasıl sezdiniz? Biz neyiz? Biz nasıl yaşıyoruz? Nasıl köyümüzde ibadet ediyoruz? Anamız babamız eski evlerde yapıyorlardı yani bu cemleri. Evlerde yapıyordu. Anamızın babamızın yaptığı cemlerde görüyorduk yani evimizde. Çocuğuyduk, görüyorduk. İşte o şimdi ben biraz yani kenara kaçacağım şimdi. Televizyonda ben cem yapanları görüyorum bak. Televizyonda. Evet. Küçücük çocuklara görev veriyorlar. Diyorum ki tanıdığım arkadaşlar var yani, tanıdığım dostlar var. Siz küçücük çocuklara görev veriyorsunuz. Ama biz ikrarı olmayan, müsahip olmayan insanlara görev vermiyoruz diyor. Görev vermiyoruz ama geliyor bak, sunucu da geçsin cemimize, önemli değil. Görev veriyoruz ama siz vermiyoruz ama siz neye görev veriyorsunuz diyorum ben. Diyorlar ki bu çocuklar asimile olur diye biz bunlara görev veriyoruz. Bu kültürü bunlara aşılamak için, bu kültürü işe çekmek için veriyoruz diyorlar. Evet. Ama ben ona katılıyorum, saygı duyarım bak. O çok güzel bir şey. Ben ona yani karşı koymadım, karşı çıkmadım ona. Şimdi bizde de aynı şeyi biz de yaşıyoruz yani. Çocuklara görev vermiyoruz ama çocuklardan da kaçmıyoruz. Eski çocukları yani cemlere sokmazlardı. İkrarı olmayan adam bu cemlere giremezdi. İkrar olmayan adam, ikrar vermeyen bir insan ceme giremiyordu. Ama şimdi çocuk da giriyor, büyük de giriyor, sunni de giriyor. Girsin görsün ya. Bizim gizli kapaklı bir şeyimiz yok.
Şimdi desin onlar yani. Ne derlerse desinler. Ama biz şimdi onları bizi yadırgıyor diye biz onlardan çekineceğiz mi? Biz onlardan yani kaçacağız mı? Şimdi gem yapıyoruz biz. Bak ben burada bazı sofra duası yapıyorum. İnan ki Sünniler bayılıyor benim sofra duamı. Sünniler bayılıyor. Şu duayı bize de yaz ya diyorlar. Bizim şükürler olsun yani biz öyle hiç kimseden kaçacak, anladım, göçecek durumumuz evet yok. Geçmişte yani anneniz babanız size nasıl davranırdı? Yol erken konusunda biraz bir şeyler anlatır mıydı? Siz mi sorardınız? Anlatamazdı. Şimdiki bilgi eski yoğurdu. Yoğurdu bak. Saygı sevgi vardı. Saygı sevgi vardı. Dayanışma vardı eski. Ama öğreti yoğurdu. Öğreti. Anamızdan, ben anamdan babamdan öğrenmedim hani gideyim. Ben okumakla kaçak çay mı var içinde? Böyle sizin gibi insanlarla böyle sohbet eder ede onlarla tanışa tanışa, onlarla koklaşa koklaşa yani ben bu şeyi içine attım kendimi. Peki o zaman geçelim, bu o tahtacılar kimlerdir size göre? Aleviler kimlerdir? Nasıl yaşarlar? Neler yaparlar? Bu cemde, ibadette neler oluyor burada? Şimdi cemlerde mi ne oluyor diyorsun? Evet. Cemlerde sadece çocuk doğursa dem diye 95 liraya alkol alıyoruz. Dem diye kestiler diyor. Alkol alıyoruz. Dolu yani. Dolu. Adı dolu yani. Alkol değil de dolu geçiyor da. Bunu da çocuklar da yani biliyor. Kadınlar da biliyor. Herkes biliyor. Biz hani bazılar diyor ki ah şu işte Sünni arkadaşlarımız ah deminiz olmasa şeyin bu rakı olmasa şeyinizde işte bunu bas bas şeyler hem ya bunu millete anlatıyor dediler hem anlatıyor işte Rıhtar Cemi'nde işte dem çekildi biz bu dem oradan geliyor bu Ali'nin Muhammed'in bize hatırası uzantısı diyorlar yani ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Madem Kırklar Cemi'nde engür suyu şarap içmişler, engür suyu içmişler, üzüm suyu içmişler. Rakı düzümden oluyor. Rakı düzümden oluyor. Bizden çektiğimizde yani bu sakıncalı da Ali Muhammed Kırklar Cemi'nde mesela bu dedi, içmişler şey engür suyunu içmişler. Onlar içmiş madem biz onlara yolundan izinden gidiyoruz. Onlara uzantısıyız. Onlara da inanıyoruz. Yani Ehl-i Beyt soyuna. Bunun bizim için bir sakıncası yok ama sakıncalı görüyorlar. Bazıları yani yabancıdan gizlemeye çalışıyor ama gizleyemiyorlar yani. Gizleyemiyorlar. Peki yol erken nasıl sürülmüş? Yani eski atalarımız, büyüklerimiz ormanlarda çalışıyor değil mi? Yani buraya yerleşmeden önce ormanlarda yaşıyorduk. Ormanlarda da yapmışlar bu şeyleri. Bu kültürü ormanın içinde de yaşamış bizim köylülerimiz. Bizim yani bütün bu tahtacı toplumu. Bu tahtacı demek yani bir meslek tahtacılık. Eski hizar yok. El kollu yani bıçılarla yani biçmişler her şeyi. Bu evler, eski evlerde bütün daha karşı ev, bir tat şeyle. Karşıda ev, bütün elde biçme yani ağaçları bütün komple. Hala ayakta öyle mi? Hala ayakta. Peki siz duydunuz mu yaş kaç bu arada? Kaç doğumluyuz dedim? 1943 doğumluyum. 43. Evet. Yani 80'inde önemli bir yaş. Aynen. Evet. Peki babanızdan, annenizden bu köy nasıl kurulmuş? Nasıl buraya gelinmiş? Bu köy nasıl kurulmuş bak. Şimdi burada evet. Bir toplum var burada. Bizim nazarımızda köyün yerlisi. Yerli olanlar köyün yerlisi, var. He. Köyün yerlisi. Şimdi etraf köyler bütün Sünni. Bizim
çok yani akıllı bir önderimiz, bu halkın ona saygı, sevgi gösterdiği bir insan, Bektaş Ağa diye bir ağa, o zamanın ağası, Bektaş Ağa dedirmiş kendine. Gelmiş buraya, bura ağaların elindeymiş. Ağaların da burada yerli köylüler, ağaların ırgatçısıymış. Ortakçısı yani. Ağaya çalışıyorlarmış, daha Türkçesi. Şimdi adam gezmiş, dolaşmış. Ha burada bunlardan biz zarar görmeyiz. Ben buradan bir çiftlik alayım şu ağalardan. Köyümü şuraya toplayayım demiş adam. Bektaş Ağa bak, Bektaş. Bu tahtacı önderlerinden bir tanesi. Gelmiş buradan bir çiftlik almış ağalardan. Bu köyün olduğu yeri çiftliği almış adam. Şimdi Bektaş Ağa çiftlik almış, etrafa haber yollamış. Demiş ki, ben arkadaş çiftlik aldım. Gelecek olan gelsin. Tek tek üçer, beşer, beşer, onar derken bu etrafta ormanda çalışan insanlar hepsi gelmiş buradan arazi almış. Bektaş Ağa'da. Burada bir bu yerli köylülere, yani bunlardan bize zarar gelmez, Sunni'den zarar gelir de bunlardan zarar gelmez diye buraya toplanmışlar yani. Böylelikle burada bir tahtacı toplumu, tahtacı toplumu oluşmuş burada. Evet. Ondan sonra yine devam etmişler ormana gidip gidip gelip, yani evinden gidip gidip çalışmaya yine devam etmişler. Aşağı yukarı 80, 75, 80, aşağı yukarı 90 yılına kadar tahtacılık etti bu köy. Ormanda çalıştı 90 yılına kadar. 90 yılından sonra vazgeçti. Peki her gelen hani çevreden de gelse farklı farklı aileler, farklı farklı sülaleler çok mu farklı? Yani akraba olsa da, tahtacı olsa da farklı farklı. Tabii, sülale sülale yani kavim kavim geliyorlar tabii. Şimdi zamanla bu tahtacı toplumunda sülalelerin ismi de var bak. Evet. Sülalelerin ismi. Bize alametli derler bize. Alametli evet. Alametli derler bize. Rahmetlik Veli Hasan'dan hep duyuyordum Veli bunlar. Bizden, Veli Hasan bizden. Bizim sülalemizden o. Şimdi Eseli sülalesi vardır. Eseli evet. Eseli. Göceli sülalesi vardır. Engseli sülalesi vardır. Banabaş sülalesi vardır. Haydut sülalesi vardır burada. Haydut. Buraya katıyor parayı, bozduruyorlar. Böyle ekip gelmişler yani sülale olarak yani toplum toplum gelmişler. Üçer beşer tek sızıntılar da olmuş. Burada bir köy oluşmuş. Hayli kalabalık büyük yani geniş bir havzası var yani köy. Bir sıradan büyük, bir köy değil yani. Çok büyük merkezi bir köy burası. Büyük köy. Bak pazarı da kuruluyor bura. Hayır pazardan öte. Hani mahalle mahalle, sülale sülale, köy içinde köy bak, var belki. Bak, bu köy, Erenlerin evliyaların kurduğu bir köy bu köy. Bu köy planlı projeli bir köydür. Planlı projeli, hiç başka bir Sunni köylerinde böyle bir köy yoktur bak. Bu Erenlerin evliyaların kurduğu bir köy bu köy. Peki. Biz Altanmusa'ya tapıyoruz, Erenlere evliyalara inanıyoruz. Ben yatağıma yatarken ha, her vaktimiz hayrola, hayırlar fetola, şerler defola, münkür batola, münafık verbatola, müminler şahat ola. Erhak Muhammed Ali yardımcımız, gözümüz, bekçimiz ola. Allah üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masipakların, on yedi kemevreslerin Katar'ından, Didar'ından ayırmaya. 80 bin Horasan pirleri, 90 bin Şam Avliyesi, 120 bin gayi verenleri, 100 bin tüm peygamberler üzerimizde hazır ve nazır olun. Yardımcımız Allah şefaati Resulü inayeti Ali. Beni, eşimi, çocuklarımı, torunlarımı, damatlarımı, bizi seven tüm dostlarımızı her zaman her yerde koru ya Rabbim derim. Ben bu duayı eder öyle yatarım yatağıma. Anladın mı? Çok güzel. Peki çok sevgili İbrahim dedemiz. Köyde siz ne yapardınız çocukken iş olarak? Küçükken mi başladınız çalışmalara? Hayır, küçükken çalışmadım. Küçükken çalışmadım.
Babanız, ananız biraz babam, nazlı mı biraz, çünkü çocuklar hani anam, erken... Anam beni çok kollardı. Anam beni çalıştırmaya kıyamazdı. Oğlum senden bekliyorum, bir dili bekleyen ben senden derdi. Ama babamla hiç uylaşamadım. Hiç anlaşamadım babamla. Babam beni çok yani... Ezmek yani, istedi, çalıştırdı, zorladı. Çalıştırmaya çalıştı ama ben çalışmadım. Okuduyum dedi, okumadım. Ama şimdi pişmanlık duyuyor. Peki ne yaptınız? İlk başta ne işle başladınız çalışmaya? Çalışmaya ne? Babama güveniyordum, çalışmıyordum. Ama mecbur çalıştınız. Ha. Ama yatağımı evlendim. Evlendikten sonra yatağımı attı yola. Ben seni evliyken de beslemek zorunlu değilim dedi. Böyle açık açık söyledi. Açık açık. Yatağımı attı ya. O zaman gayret başa düştü. Gıdayı kesti babam. Ondan sonra dedik bir başkaları geliyor ormana çalışıyor, biz de gidelim. Gittim, ben de gittim ormana çalışmaya. Ne, kaç yaşında? 25 yaşında sonra başladım. Baba zoruyla. Baba zoruyla. Sokağa attı. Gıdamı kestim dedi. Ben evveli bir kişiydim, besliyordum ama şimdi iki kişi oldum. Besleme gücüm yok arkadaşlar dedi. Ana da dinliyor. Peki ne oldu bu? Çok zor oldu size tabi ormana gitmek. Tabi canım. 25 ben... yaşından sonra ağır geldi. Ağır geldi ya. Ağır geldi. Nereye giderdiniz? Ne yapardınız? Onlar şimdi, çok önemli. He. Şu ormanda sık ormanlar. Nereler? Onları biz bilmiyoruz. İsmi orman, hangi orman, hangi dağ? Hangi nereye bak, giderdiniz? Sevindik. 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 Dokuz Göl. Sevindik. Buralar hep mevkilerin ismi vardır. Evet. Oralarda çalıştım. Çamkuyu. Çamkuyu'da çalışmadım. Ondan sonra şu yaka. Tahtalı biri diyorlar, Korkuteli Ütüyan'da, göçmenlerin Ütüyan'da bir yerde çalıştım. Peki bunlar çok önemli. Güzelçam'ında çalıştım. Evet. Ne yapıyordunuz? Çalışmak neydi tahtacılar için? Sizin için dağ neydi, ağaç neydi, gitmek neydi? Oraya nasıl giderdiniz? Ne yapardınız? Oraya katırlarla göçerdik. Katır vardı eski, lastayı yoktu. Katırlara yüküyor, sarıyorduk. Eski, şimdiki gibi değildi eski. Biz keçi üstünde yatıyorduk. Keçe. Gittiğimiz yere ağırlık şey olmasın, yani kalabalık olmasın diye. Keçi üstünde yatıyorduk. Şimdi ev burada, evimizde keçeleri ne varsa... Keçeleri siz mi yapıyorsunuz? Keçe. Keçe. Yapıyordunuz mu? Ya, hazır mı? Satın alıyorduk. He. Bak şimdi burada evimiz dağdan, dağa göçtüğümüz ev bizim evin komplesini götürüyordu. He? Dağa göçtüğümüzde. Dağa gittiğimizde. Evet. Dağdan eve gelirken de geri komple aynı şeyi evet. Götürüyorduk. Aynı şeyleri geri burada da kullanıyorduk. Dağda kullandıklarımızı. Böyle bir rezalet yaşadık biz. Eski. Peki biraz daha incinmezseniz anlatın. Yani Hızar'da ağaç kesip ne yapıyordunuz o ağaçları? Ağaç yani... kesiyorduk. Orman dairesine teslim ediyorduk. Parasını alıyorduk. Tomruk yapıyorduk. Tomruk yapıyorduk. Odun siterliyorduk. Sen de yaptın mı az çile yaptı, çekmedin yaptı. Ana? Beraber yaptık ya. Beraber yaptınız değil mi? Peki çadır mı kuruyordunuz? Çadır yok. Öyle anlatıyorlar ya, kolay sanki çadır çadıra sahip. Eski çadır yok. Ardışların dibine duruyordu eski. Çadır nerede? Alana, çadır nerede beni? Laylon da yok. İşte zaten. Diyorlar ki işte tahtacılar ne güzel çadırları da sanki yok, çadırlarda, yok, ağaçlarda. Çadır çok sonra. Çadır çok sonra. Çadır şu ağaçları var ya, kestiğimiz ağaçlardan biçilirdi. Üstüne tahta yaparlardı, yapılırdı tahta biçtik çok. Tahta biçer, üstümüze baraka yapardık, baraka. Aynı şu şekilde. Baraka, buna benzer bir basit, bunun benzeri küçük değil mi? Yani yaptığınız böyle, buna... Büyük yapan da olurdu, küçük yapan da olurdu. Yani böyle yapardınız. Böyle yapardık. Yani. Onun bir esintisi gibi mi, sizin aynı eski esintileri? Bu, baraka. Evet, bu da güzel oldu. Aynen. Sevgili izleyenler, aha görün işte. Evet. Tahtacının barakası. İşte yapılan bu. Ha işte. Daha moderni burası. Daha moderni burası. Yani
İşte ne güzel çadır kuruyorlar. Sanki zevke gidiyorlar. Adamların zaten çadır kuracak imkanı yok ki. Nereye gidecek? Kurarlar da ama. Ama çadır sonradan, çok sonradan. Senin zamanında yoktu. Benim zamanımda çadır yoktu. Şimdi sen 1940 da olsa 25-60'lı yıllarda gitmiş oluyorsun 60-65'te. Hayır. Gitmedim 60'ta. O zaman 25 yaşında dedim ya çıktınız dediniz. 63'te ben askere gittim. Sonra mı gittiniz? Askerden geldikten sonra bunu aldım, buraya evlendim. İşte 65. Sokağa attığı zaman babam yatağa. İşte 65'ler filan. Öyle aynen. 65'ler. Olabilir yani öyle. O civarda. Bu ne kadar devam etti? Ne yaptınız orada mesela? Gidip geliyor muydunuz? Bir mevsimde mi gidiyordunuz? Ya kışları evde oluyorduk. Soğuk olduğuna iş yapamıyorduk. Kışında gittiğimiz oldu ama sahile gittik. Düzler Çamı'na gittik. Ondan sonra Finike tarafına gittik. Kışın. Sahil bölgelerine kışın giderdik. Ama yaylaya yazın çalışırdık yaylada. Kışın evde olurduk. Peki ağaçları kesiyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Evet. Orman işletmelerinden evet. Adamlar var. Onlara göre kesip onlara verip parasını alıyorsunuz. Tabii. Kendiniz o ağaçlardan ayrıca kapkacak diyorlar. Tahtacılar çok güzel iş yapar. Tahtacı işi. Evet. Bütün alet edevatları siz kendiniz yapıyor muydunuz? Yapıyoruz tabii canım. Kendi. Şimdi eski su kabı yoktu. Çotura diyorlar bir ağaçtan yapılan bir şey var hadi. Ondan yapılıyordu ekseriyetle. Ondan içiliyordu su. Eski biz ya çok rezalet yaşadık ya. Hayvanların içtiği göllerde su içtik ya. Hayvanların içtiği göllerde su içtik ya. Çok rezalet yaşadık eski biz. Bu ne kadar sürdü değerli dedeciğim? Şimdi bu ne kadar sürdü diyeyim. Bu köy 37 yılında yerleşmiş buraya. 1937'de. 37'den aşağı yukarı 80 yılına kadar devam etmiş. Siz de devam ettiniz mi? Sizin öykünüz 80'e kadar? Ben de ettim ama çok etmedim ben. He. Aralıklı yaptım. Başka ne iş yaptınız? Ne iş tuttunuz onun dışında? Geçim için? Geçim için mi? Geçim için elma bahçesi buluyordum ben. Elma bahçesi. Güzel elma şekillendiririm. Elmaya güzel şekil veririm. Elma budalım. Çok paraydı elma budalım. Dağlardan tomruk çektim yani. Kamyonlarla tomruk çektim. Amelelik yaptım yani. Gayret başa düştükten sonra. Babam sokağa attıktan sonra. Mücadele başa düştü. Mücadele başa düştü. Peki sonradan yavaş yavaş tabii köy yaşamı... Nasıl bu köy köyleşti? Yani 80'lerden, 90'lardan sonra evet. Dağ işi zorlaştı, şehirleştiler. Antalya'yı tanıdılar insanlar elbette evet. Ki. Yavaş yavaş o işler bitti. Yani tahta işleri bitti. Bu sefer de yerleşim işleri, bağ bahçe işleri nasıl başladı? Bağ bahçe işleri işte etraftan mesela işte filan yerde elma varmış biz de yapalım. Köy bir... Komple bütün elma bahçesi olduydu ya. Arazi vardı tabii arazi ki. Arazi vardı. Babamın 100 dönüm yeri vardı. Ama o zaman onlar işlenmiyor muydu? O hani arazi olsa da İşleniyordu. Daha... İşleniyordu. Arazi vardı. Köyün yerini köylülerine ortak veriyordu. Bizim millet gene ormana gidiyordu. Kendi tarlasını işlemiyordu. Kendi tarlasını ortak veriyordu. İşlemiyordu bak. Ortak veriyordu köyün yerlerine. Kendileri dağa gidiyorlardı gene. Ama orada çalışa çok toprak edindiler diyor. Sonradan Antalya'ya aktarıldılar. İşte birisi de bu. Antalya'ya aktarıldılar. Aldıkları topraklardan satmaya başladılar. Aldıkları topraklar. Tekkeye dayandıydı bu köy şeyi. Bu yanda Yavuya Çaybaş diye bir köy var. Ona dayandıydı. Çok arazi edindiydi köylü. Ama bu sefer şehirde daha hayat iyi dediler. Oradan biz arkadaş rızkımızı oradan temin edelim. Niye dağlara gidelim dediler. Bağı bıraktılar, işte buraya şeye gittiler, şehirlere gittiler ve de gidenler de yani bayağı mal mülk sahibi oldular. Emekli oldular, köyde emeksiz adamı yok, herkes emekli. Durum bu.